Şimdi size çok sevinçli bir haber vereceğim. Bu kadar gerginliğin içinde bu haberi alınca gerçekten çok sevindik. Erzincan İliç'te çevreyi yok eden, tahrip eden ama sadece yakın çevreyi değil, çok geniş bir çevreyi, Orta Doğu'ya kadar bir çevreyi siyanürle tahrip eden madenin faaliyetleri durdurulmuş. Bu çok güzel bir gelişme. Harika. Evet. Zafer Partisi'nin uyarısının ne kadar doğru olduğu, ne kadar haklı olduğu, burada bir Türkiye Çernobil'i yaşandığı gerçeği böylece kabul edilmiş oldu. Şimdi bundan sonra yapılması gereken derhal bu çevreye verilen tahribatın ortadan kaldırılması için kapsamlı önleyici tedbirlerin uygulanması ve bu madenin kapatılmasıdır. Bakın altını çizerek söylüyorum, kapatılmasıdır. Hele Kemaliye'ye gelmeyi hiç düşünmeyin. Kemaliye'yi yerinden kaldırmayı hiç düşünmeyin. Kemaliye'nin eski adı Eyin'dir. Eyin'den, Kemaliye'den 500 atlı İstiklal Harbi'ne katıldı. Orada savaştı. Türk istiklalini kazanan ordunun Yılmaz neferleriydi. Ve İstiklal Harbi bittikten sonra Mustafa Kemal Atatürk'ünden izin alarak Eyin'in adını Kemaliye'ye yaptılar. Kemaliye'ye dokundurmayız. Bunu bilin.